Kos TV'den mutlu günler değerli izleyenler. Kos Spor Fest 2018 bahar etabı tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde açılışı yapmıştık. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde ikinci durağımızdı ve şimdi de Balıkesir Üniversitesi'ndeyiz. Burada triatlon, bridge ve salon futbolu müsabakaları oynanıyor ve sabah başlayan triatlon müsabakasını yerinden takip ettik. Şampiyonlar belli oldu, ödül töreni yapıldı. Ve şimdi de Ferdi kadınlarda birinci olan arkadaşımız yanımızda. Öncelikle seni kısaca tanıyabilir miyiz? Merhaba, adım Esra Gökçek. 22 yaşındayım. 9 Eylül Üniversitesi adına yarışıyorum. Triatlon sporunda milli sporcuyum zaten ve 2020 olimpiyatlarına hazırlanıyorum. 2017 senesinde Balkan ikincisi oldum ve Afrika şampiyonu oldum. Dünya sıralamasında ilk 200'e giren ilk Türk sporcuyum triatlonda. 2020 destekleme projesindeki tek triatlet de benim. Hedefim 2020 olimpiyatları ve daha sonrasında da 2024 olimpiyatları. Bugün burada da üniversitem için yarıştım ve birinci oldum. Parkur çok güzeldi, hava çok güzeldi. Antalya Üniversitesi'nden sonra Balıkesir Üniversitesi'nin parkuru gerçekten çok iyi geldi. Bundan sonraki yarışmalar için de Balıkesir Üniversitesi'nin ev sahipliği yapmasını dilerim. Her şey çok güzeldi. Bütün çalışanlara, Koçfest üyelerine ve Balıkesir Üniversitesi personellerine çok teşekkürler. Evet, tabii gerçekten çok önemli bir etkinlik bu. Sporun yanında müzik ve eğlencenin de olduğunu söylemek lazım. Koç topluluğu markaları bu gördüğünüz etkinlik alanında öğrenciler için birbirinden güzel aktivite ve oyunlar hazırlamış durumda biliyorsun. Bunları nasıl değerlendirirsin? Şöyle ki ben dün gece çok geç saatte geldim ve diğer etkinliklerine yazık ki katılamadım. Ama dediğiniz gibi üniversitede bu tarz etkinliklerin olması hem üniversite öğrencileri için hem de bizler gibi sporcular için çok önemli. Türkiye'de sporun yeri ne yazık ki yeni yeni gelişmekte ve bu tarz etkinlikler daha motive verici ve isteklendirici oluyor. O yüzden bu tarz etkinliklerin Türkiye'de daha fazla artmasını ve Koçfest'in de bunu öncelik yaptığı için öncelikle Koçfest'e teşekkürler. Ve diğer etkinliklerin de artmasını diliyorum. Koçfest'in de öncülük yapmasını ve eğer yapabilirse başka etkinliklere de devam etmesini dilerim. Evet, tabii bir de konser aşaması var. Öğrenciler en çok bu anı merakla bekliyorlar. Doğukan Manço ve Şebnem Ferah konseri olacak biliyorsun. Konserle ilgili neler söylersin? Bir kere Doğukan Manço ve Şebnem Ferah Türkiye'nin en önemli sanatçılarından. Özellikle Şebnem Ferah'ın sesi zaten beğenmeyen yoktur diye düşünüyorum. Koçfest'in iki büyük bir sanatçıya ve önemli bir sanatçıya yer vermesi ve onları konsere davet etmesi gerçekten çok önemli. Ve Balıkesir'den çok uzakta bir kampüs burası. Ona rağmen bu tarz konserlerin burada gerçekleşiyor olması öğrenciler için daha da mutluluk verici ve yaza hoş geldin diyebilecek bir durum yaratıyor. Peki başarından dolayı tekrar tebrik ederim ben seni ve bundan sonra da başarılarının devamını dileriz. Sports TV ailesi olarak. Evet, hemen diğer arkadaşlarımıza devam edelim 9 Eylül Üniversitesi'nden. Onlar da gelebilirsin. Evet, takım halinde de şampiyonluğu elde ettiniz triatlonda bu sene. Ve gerçekten çok büyük bir başarı çünkü parkuru biz yakından takip ettik. Hiç kolay bir şey değil. Öncelikle kısaca tanıyalım seni. Ben Sude Uzun, yüzücüyüm ama takımım için triatlon yapıyorum. Çok zor bir parkurdu gerçekten ama gazi olmama rağmen başardım. Güzeldi. Takımımla birlikte bu işi başarmak çok güzel. Çok onur verici. Peki festival için neler söylersin? Sporun yanında biliyorsun öğrenciler için müzik ve eğlence de oluşturulmuş durumda. Koç topluluğu markaları tarafından. Çok güzel bir şey öğrenci, yani üniversite öğrencileri için çok eğlenceli, çok güzel bir şey. Çok mutlu yani herkes için güzel. Evet, Şebnem Ferah konserini de merakla bekliyorsundur diye düşünüyorum. Evet, çok meraklıyım. Evet, sen de takımın üyelerindensin. Şampiyon oldunuz, neler söylersin? Yani çok mutluyum. Hem bireyselde 3 geçirdim hem takıma katkım oldu ve yine 9 Eylül olarak kürsüdeyiz birincilikte. Her sene geleneği bozmadan. Yani güzeldi yani bizim için ve parkur bu sefer çok güzeldi. Geçen senekine göre. Evet, o halde ben takım halinde ve ferdi olarak hepinize başarınızın devamını dileyim. Umarım bundan sonra da olimpik sporlarda da bizim göğsümüzü kapardırsınız diyelim ve teşekkür edelim sizlere.
Evet, kadınlarda ve ferdi olarak kadınlarda şampiyonlarla konuştuk. Triatlon'da birinciliklerini kutladılar. Gerçekten çok zor bir parkur olduğunu belirtmek lazım değerli izleyenler. Aynı zamanda tabii ki bridge ve salon futbolu müsabakaları da gün boyu burada devam edecek. Etkinlik alanında koş topluluğu markalarının oluşturduğu aktivite ve oyunlarla öğrenciler müzik ve eğlence ile birlikte keyifli dakikalar yaşıyorlar diyebiliriz. Akşam saatlerinde Doğukan Manço ve Şebnem Ferah konserinin olacağını belirtelim. Öğrenciler merakla o anı bekliyorlar ve aynı zamanda tabii ki gün içerisinde koş topluluğu markalarının katılımıyla bu sene geliştirilen etkinliklerden bir tanesi de KSF Talks. KSF Talks da Antalya'da başlamıştı ve ardından Adnan Menderes Üniversitesi'nde devam etmişti. Birbirinden önemli isimler paneller ve seminerlerde konuşmacı olarak yer aldılar. Bugün de çok önemli bir etkinlik olacak ve öğrencilerin bu etkinliğe de oldukça ilgi göstermesini bekliyoruz. Ford takımı, rally takımı bu seminerdeki yerini alacak. Doğukan Manço onlara eşlik edecek ve moderatör koltuğunda da Tugay Kosova olacak. Biz Sports TV olarak bütün etkinlikleri yakından takip ediyoruz ve takip etmeye de devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.